Şimdi herhalde Azerbaycan'a yakın noktalarda yaşıyordur diye düşünüyorum. Ee, oradaki Türkler öyle midir? Değilse neredeler? Bu koridor hani e, İran'ın bağını Ermenistan'la keser, keserse de sıkıntı olur diye konuştuğumuz konular e, gerçekçi mi, değil mi? Onu da bir almak isterim. Üçüncü sorum da şu, uzun uzun yanıtlar olduğu için e, sorunun hepsini sormuş olayım. Böylelikle devam edelim. Bu yol, Nahçıvan'la Ermenistan ana diyeyim, birleştirdiği için önemli mi? Azerbaycan'la Türkiye'yi birleştirdiği için mi önemli? Azerbaycan'la Türkiye'yi birleştirip, ilerisini de düşünürsek Türkmenistan'la, Kazakistan'la, Tacikistan'la da birleştireceği için mi önemli? Korkutucuysa korkutucu. Şimdi, e, tabii öncelikle şunu söylemek gerek. Hı hı. Mesele şuradaki <laughs> 44 kilometrelik bir hat değil. Buradaki temel sorunlardan kaynaklanıyor. Burası aslında Azerbaycan toprağı. Hı hı. Sayın Aliyev, Sayın Erdoğan'a dün yapmış olduğu basın toplantısında bir cümle kurdu. Çok son derece değerliydi. 1920 yılında dedi Sovyetler burayı Batı Zengezur'u bizden kopartarak Ermenistan'a vermesiyle birlikte Nahçıvan'la yani bizim toprağımızla ana karamız arasındaki bağ koptu dedi. Yani ne, nereden bahsetti? Şu alandan bahsetti. Sadece bu alan mı? Hayır işin gerçeğine girmek gerekirse Zengezur'da yaşayan Türkler 1920'den itibaren buradan sürüldüler. Nereye? Goriz'e. Nereye? Daha sonra Basar Basargeçer'e, Göğçe'ye. Bakın isimleri Türkçe. Hala Türkçe. Hala oradan bize saldırı yaptılar. Sonra Karabağ. Birinci Karabağ savaşı sırasında da bu insanların bir milyonu Azerbaycan'a kaçtılar. Yani bir milyon insan buradaki şu coğrafyayı boşalttı. Burada Ermenistan üzerinden Azerbaycan yeni bir ...parçalanma süreciyle karşı karşıya kaldı. Yani... ...ve... ...şuradaki alan, Karabağ alanı... ...11.900 11, kilometre karelik alan... ...Birinci Karabağ Savaşı'nda... ...Azerbaycan'dan koparttıktan sonra... ...44 günlük muharebedeki niyetleri de neydi biliyor musunuz? Şu kent Horadiz hattını kullanarak... ...arasın kenarından, arasın kuzeyinden... ...yani İran sınırından başlayarak... Buradan Ermenistan Hazar'a çıkmayı, Hazar petrollerine ulaşmayı ve Azerbaycan'ı tekrar parçalamaya amaçladı. Bu görüldüğü için zaten Azerbaycan büyük bir teyakkuzla 2020 Temmuz hadiselerinden sonra ya yani Toğuz'un Adam köyündeki Polat Paşa'nın şehit olduğu olaylardan sonra büyük bir teyakkuzla beraber muharebeye hazırlandı. 44 günlük muharebeye hazırlandı. Bir alarm durumu. Ve bu alarm durumun neticesinde Ermenistan'ın ihtirasları gerçekleşmediği gibi Azerbaycan ne yaptı? Karabağ'ın büyük bir çoğunluğunu Ermenistan'dan aldı. Şuradaki alan kaldı. Neresi? Hankendi merkezli, Hocavent, Kırmızı Pazar, bir şekilde Hocalı, Askeran, Ağdam'ın bir kısmı ve Ağdere'nin bir kısmı orada kalmıştı ve bu bir günlük muharebeyle de anti terör operasyonları birlikte de burası kurtarıldı. Yani Son şimdi bilgilerden bir aktarayım. Bugün ADR'ye de Azerbaycan bayrağı çekildi. Bayrağı dikildi. Şimdi bu bu o bir günlük mücadelenin en kesin sonucu ne? Artçah devleti sözde Artçah devleti ...artık tarihe gömüldü. Yani böyle bir... ...ihtirası, böyle bir iddiayı üretse bile... ...buna dair karasal alanı... ...Azerbaycan devleti artık... ...Ermenistan'ın elinden aldı. Ama meselemiz sadece... ...kara bağlamı sınırlı... ...eğer buraya indirgersek... ...bu çok büyük bir hata... ...ve son derece sığ bir görüş oldu ve... ...jeopolitik bir hataya sebebiyet verebilir... ...Salih Bey. Hı hı. Şimdi... ...44 günlük... ...muharebeden sonra... Bizim en önemli kazanılmanız neydi? Rusya'nın centilmenlik anlaşması dediği o anlaşmayla birlikte 11 maddelik metinde Ermenistan sadece Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etmedi. Aynı zamanda Zengezur koridorunu açacağını, açılacağını taahhüt etti. Bu ne demek? Bu 2914 şehidin kanıyla 11 bin gazinin akıttığı kanla elde edilen bir hak demek burası. Bu bu anlamda son derece önemli. Şimdi biz bunun için şehit verdik burası için. Can verdik. Çok ağır bedel ödedik. Şimdi Türkiye ile Azerbaycan burayı artık bu Arçah Devleti'ni tarihe gömdükten sonra son derece güçlü bir devlet aklıyla diyor ki artık sorunu ana sorunu çözdüğümüze göre bir Barış anlaşması imzalayayım. Yani şu an Türkiye ile Azerbaycan'ın eğilimine bir barış anlaşması. Ve bu barış anlaşmasına da bölgedeki diğer aktörleri de dahil ederek kalıcı bir istikrar elde etmek. Bunu amaçlıyoruz biz aslında. Yani Azerbaycan'da Türkiye. Ben dün Sayın Erdoğan'la Sayın Aliyev'in yapmış olduğu o basın toplantısından çıkartmış olduğum temel kavram bu. Temel yaklaşım bu. Temel amaç bu. Şimdi burada meselenin sadece... Karabağ alanı veya Zengezur'la sınırlı kalmadığında altını çizerek ifade etmeliyim. Bu da önemli son derece. Neden? Nereye Çünkü yayıla? çözümün anahtarı burada gizli olabilir. Çözümün anahtarı burada gizli olabilir. Onu söyleyeceğim. Şimdi Nahçıvan'ın hemen kuzeyinde yine Ermenistan'ın 90 Savaşı'nda işgal etmiş olduğu bir bölge var. Kerk'i bölgesi. Bu Kerk'i de Azerbaycan'a dönmeli. Bir diğer tarafıyla şurada Kazan yedi köyü var Ermenistan topraklarında. Bu da o centilmenlik anlaşmasında var 44 günlük muharebeden sonraki anlaşmada. Bu da bize dönmeli. Azerbaycan'a dönmeli. Ama sadece bu mu? Şimdi şu alanda yani 11.900 kilometre karelik alanda 30 yıl boyunca Ermenistan ne yaptı? Buranın yer altı ve yer üstü zenginliklerini sömürdü. Yani örneğin Adere ile Kelbecer arasında son derece kıymetli maden yatakları var. Kızıl yatakları var. Yani altın yatakları var. Başka? Uranyum yatakları var. Bakır yatakları var ve petrol yatakları var burayı sömürebildiği kadar, kabiliyeti yettiği kadar sömürdü. Başka? Şu alanın toprağın üstünde sömürdü. Yani ne yaptı örneğin? Dünyaca ünlü üzümler, Karabağ üzümü. Burada üzüm ya üzümden şarap yaptı. Aklıma geliyor. Çok önemliydi aslında. Bir şarap şişesini burada yerel unsurlara, halka ürettirerek Fransa'daki lüks restoranlarda sattı. Kaça sattı biliyor musunuz bu şişe şarabı? 2000 Euro'ya sattı. 3000 Euro'ya sattı. Bu kadar büyük paralarla birlikte. Şimdi bir diğer tarafıyla özellikle Kelbecer'de içli su var. Son derece kıymetli bir yeraltı kaynağı. Bunu istimar etti. Şimdi bu bir diğer öte ilgiyle şunu bir, e, hep biz insan soykırımından bahsediyoruz. 1 milyon insana kaçkın ve göçün olmasından bahsediyoruz. Mesele sadece o mu? Burada kültürel bir hı hı. soykırım yaptı. Ya yani Azerbaycan'ın bakın pencere pervazlarına kadar İranlıları sattılar. Evlerini yok ettiler. Tarlalarını, bağlarını, bahçelerini, her şeylerini tamam kullanabildiklerini kullandılar, kullanamadıklarını yok ettiler. Diğer tarafıyla her tarafı mayınlayarak, mayınlayarak hala o mayınları temizleyemiyoruz. O kadar zor ki yıllarca sürecek çünkü. Burada bir Kültürel soykırım yaptılar. Bir jeo, bir e, do, e, e, flora ile ilgili, doğal yapıyla ilgili bir soykırım yaptılar. Jeosit yaptılar. Başka? En önemlisi bana sorarsanız. Kan aktı Salih Bey. Birinci Karabağ Savaşı'nda 30 bin insan hayatını kaybetti. İkinci Karabağ Savaşı'nda 2914 şehit verdik, 11 bin gazi verdik. 2016 April Muharebeleri'nde... Lale Tepe bölgesinde çok canımız yandı. Çok canımızı yaktılar. Geçen sene Eylül-Ekim aylarında yaşanan çatışmalarda da çok zayiat verdik. Ve bu olayda da çok zayiat verdik. Şimdi bütün bunlar hepsi bir araya geldiği zaman bunun hakkını kim verecek? Nasıl alacağız bunları? Bu, 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 şimdi Paşinyan kaçıyor. Diyor ki burada diyor benim askeri varlığım yoktur diyor. yalan Ruslardan geliyor. Diyor ki yalan söyleme. Burada diyor seni Azerbaycan devleti 10 bin asker olduğunu söyledi dekler etti ama Ruslar her gün yayınlamış olduk raporlarda diyorlar ki burada Azerbaycan ordusunun yuvalanması yani istikamları, mevzileri, silahı, teçhizatı, mühimmatı ve askeri var diyor. Bir diğer tarafı başka ne yaptı? Bence en en büyük insanlık suçunu bu söyleyeceğimde işledi. Burada yaşayan, Karabağ'da yaşayan Ermenileri devletlerine, Azerbaycan'a karşı yıkıcı, bölücü, ayrılıkçı teröristler olarak dizayn etti. Ne yaptı? Bir gayri nizami harp yapılanması kurarak burada milis, milişat, yeraltı, lojistik ve bir şekilde terörist yapılanması kurdu. Yani gündüz silahlı, özür dilerim gündüz e, külahlı, gece silahlı bir yapı kurdu burada. Bunu başarabilmiş olsaydı Azerbaycan'ın kahraman ordusu, kahraman ordusu bir yıldırım harekatıyla bir günde buradaki yapının iradesini kırmasaydı biz bugün çok daha farklı şeyler konuşuyor olacaktık Buralay'ı. Ama o kadar güzel bir hazırlık var ki, o kadar güzel bir planlama var ki, o kadar güzel bir etki var ki bir gün içerisinde birinci Karabağ Savaşı'nda özür dilerim 44 günlük muharebeden çıkarttıkları derslerle havadan yapılacak akınlara karşı da tedbirler geliştirilmiş olan istikamları yok etti. Bu istikamlar içerisinde yuvalanmış Ermeni iradesini yok etti Azerbaycan ordusu. Başardığı iş çok büyüktür. Şimdi bununla birlikte kazanımları konuşmaya başladık. Ama Türk devlet aklı işte o kadar özel bir yaklaşım ortaya koyuyor ki İran'ı da sorun çıkartıyor diyor. İran'ı da işin içine katalım. Ermenistan'ı da işin içine katalım. Paşinyanı devreden çıkartmayalım, karşımıza almayalım. Onla da bir işbirliği yaparak. Çünkü sonuçta şunu biliyoruz. Biz belki onlar bunu şu an istemiyor gibi gözüküyorlar ama Ermeniler burada bizimle yaşamak zorundalar. Aynı zorunluk bizim için de var. Biz de burada onlarla yaşamak zorundayız. Bizim onların topraklarında bir gözümüz yok ki. Sayın Aliyev kaç kere söyledi... Bizim toprağımız olduğu halde gözümüz yok. Ama Biraz önce saymış olduğum ateş ateş ateşkes öncelikle ve ardından yapılacak bir barış anlaşmasının maddeleri var ve bu kazanımları kanla kan dökerek can vererek büyük devlet fedakarlığı yaparak elde etmiş olduğumuz bu kazanımları kazanımları da yedirmemek zorundayız. Burada şimdi Zengezur koridoruna gelelim. Zengezur koridoru ne? Nahçıvan'la Türkiye arasındaki sınırı Büyük bir fedakarlık hatta cebinden para harcayarak. Gelişen zaman süresi içerisinde Atatürk burada Nahçıvan'la Türkiye arasında bir sınır oluşturdu. Bu çok güçlü bir jeopolitik öngörüye karşılık geliyor. Ne dedi adına? Ne dedi e, rahmetli Atatürk buraya? Burası dedi Türk kapısı. Benzer cümleyi kim kurdu? Rahmetli Kazım Karabekir kurdu. O da dedi ki burası şark kapısı. Şimdi... Bizim aradığımız ne? Bizim aradığımız şu. Biz sürdürülebilir bir coğrafya peşindeyiz. Yani bunun en önemli kopuş noktası da kırılma noktası da Zengizur Koridoru. Şimdi eğer Zengizur Koridoru tamamlanırsa bir şekilde buradan bir karayolu, bir demiryolu veya bir alan bir şekilde bizim inisiyatifimizde şekillenirse biz buradan Türkiye olarak önce Azerbaycan'la ardından Hazar üzerinden Türk dünyasıyla sürdürülebilir bir coğrafi hmm. inisiyatif elde edeceğiz. Şimdi benzer bir kazanım kimin için var? Benzer bir kazanım Azerbaycan için var. Azerbaycan Nahçıvan anklavıyla kendi toprağıyla bir bağlantı kurmuş olacak. Azerbaycan bunun üzerinden Türkiye üzerinden bütün As Avrupa ile bir bağlantı kurmuş olacak. Ticaret yollarına, deniz rotalarına ulaşmış olacak. Bir diğer tarafıyla da bütün Türk dünyası bunun üzerinden Avrupa ile bağ kurmuş olacak. Daha büyük fotoğrafta hı hı. Eko jeo stratejide ne olacak? Bir kuşak bir yolun orta koridoru Peki. istikrarlı bir alana bağ kavuşmuş olacak. Şimdi biz tabii meseleyi şimdi İran'ın sıkıntısı dediniz. Şimdi İran tabii diyor ki ben ben buradaki inisiyatifim, Şimdi Melih biraz önce güzel bir şey söyledi. Şimdi Nahçivan'da Azerbaycan arasındaki karayolu bağlantısı nereden sağlanıyor? İran üzerinden sağlanıyor. O yolu kullanan az insan kullanıyor. Çünkü çok büyük zorluklar var. Hı hı. Kontrol noktalarından geçiyorlar, baskılarla karşı karşıya kalıyorlar. Bakü'ye buradan çıkan bir insan karayoluyla İran üzerinden bakıyor 12 saatte, 13 saatte, 14 saatte gidebiliyor. Ama Zengezur koridoru açılırsa Karabağ üzerinden özellikle <laughs> şu şurada Zengilan, Zengilan hatta bir yolumuz var. Bu yolu gel, gel, geliştiriyoruz. Buradan 4 saatte 5 saatte bakıyor çok rahatlıkla ulaşabilecek. Şimdi bu son derece önemli. Evet. Öte tarafıyla mesele enerji ile ilgili bir mesele. Biz doğu batı koridoru üzerinden ele alıyoruz ama İran'da hangi güzel şeyden ele alıyor biliyor musunuz? Kuzey Güney koridoru üzerinden ele alıyor. Şimdi Türkiye'de çok bilinmeyen bir konuyu evet. açıklayacağım şimdi. Şimdi biz onu da alayım. Istedik? Sonra lafı buraya birazcık çevirelim. Bitireyim. Uzattım kusuruma bakmayın. Ve estağfurullah. Çok, keyif çok Keyifleniyoruz var da, bu işi. Abdullah Bey'e de buradan da söz vereyim istiyorum araya gitmeden. Tamam. O zaman bu, bunu söyleyeyim. Burada sözü arkadaşlarıma vereyim. Kusura bakmasınlar. Yok estağfurullah. Şimdi biz meseleyi Doğu Batı koridoru üzerinden ele alıyoruz. Ama İran asıl sıkıntı, asıl sancısını o kuzey-güney koridoru üzerinden ele alıyor. Şimdi diyor ki, kısaca sığ tarafıyla İranla diyor Ermenistan'ın ve Rusya'nın Gürcistan'ın bağ kopu diyor, kopuyor diyor. Hayır oyun çok daha büyük Salih Bey. Bir kere biz ne istedik? Basra körfezinden. Irak Hı -hı. Irak bir kalkınma yolu inşa ediyor Hı -hı. biliyorsunuz. Fav limanının 19 milyar dolarlık bir proje. varsa onda bir bu, en azından Bu proje terfisi. Türkiye üzerinden Mersin Limanı'ndan Akdeniz'e açılacak Süveyş Kanalı'nın alternatifi. Süveyş Kanalı'ndan çok daha ucuz. Hı -hı. Onu Şimdi Irak buna Çalışıyor. Irak, şey. Irak, geriye dönmeye çalışıyor. Buraya da olabilir. Şimdi Amerikalılar G20, G20 zirvesinde neyi açıkladılar? Bu ne alternatif bir güzergah açıkladılar. Dediler ki Hindistan, hı hı. Basra Körfezi, e, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail, Yunanistan, İtalya, Avrupa. Gemiyle gelsin. Son derece Alman Almanya'nın Merkel'in ya dedi yapmayın falan dedi <gülüyor> geçmişte <gülüyor> iptal ettiği çok büyük bir proje. Tekrar gemiye yüklensin, Tabii, gitsin falan filan. Hayır, şimdi evet. iş pastayı başkaya kaptı başkasına kaptırmamak olunca hı hı. pahalı da olsa ben bunu yaparım diyor Amerika. Şu Basra haritasını Ama şimdi, bir açalım mı buraya ya da Abdullah Bey'in oraya? Açalım. Şimdi 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 işin şey kısmına gelip İran'la ilgili ayağına gelelim. Hı hı. İran'da ben bunu da Hindistan kaynaklarından öğrendim. Hindistan kaynakları çalışırken kütleye karşıma çıktı. Hindistan diyor ki Hindistan Ermenistan'a ne yaptı? İkinci muharebeden sonra 44 günlük muharebeden sonra silah veren ülke Hı hı. ...silah tedarik niye ne alakası var bu işte? İşte alakası burada. Hindistan diyor ki kuzey güney koridorunu İran'la birlikte hı. Basra Körfezi İran üzerinden Zengez Koridoru altında alt... Abdullah Bey. Heh, şimdi bakın. Şimdi bizim kalkınma yoluyla ilgili proje bu. Değil mi? Hı hı. İr, e, Irak son derece işgali istilaya uğramış ama dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi geriye dönmeye çalışıyor. Dünya ligine, insanlık ligine geriye dönmeye çalışıyor. Onun için çok kıymetli bir proje. Fav limanına muazzam yatırım yapıyor. Demir fabrikası yapıyor. Konteyner alanları yapıyor. alanı genişletiyor. Ve bir kalkınma yolu. Bütün şehirlerini hayata döndürecek bir proje peşinde. 19 milyar dolar. Şimdi burada ortağı kim? Türkiye. Maksat ne? Süveyş kanalı, alternatif Süveyş kanalı daha ucuza mal olacak bir şeyle ticaret rotasıyla buradan Türkiye üzerinden Mersin'e, Mersin'den dünyaya açılmak istiyor. Hı hı. Irak buradaki kendi zenginliklerini bu hat üzerinden pazarlayarak. Şimdi bu bizim destek verdiğimiz proje ve ekonomik anlamda fayda maliyet hesabıyla en güzel proje. Ama Amerika Birleşik Devletleri G20'de ne dedi? Biz dedi kardeşim dedi. Hindistan'la beraber dedi bir proje yapıyoruz hı. dedi. Bak Yine nereden? Basra Körfezi'nden, Birleşik Arap Emirlikleri, hı hı. Hindistan, Basra Körfezi, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail, Yunanistan, İtalya ve dünyanın geri kalanı. Şimdi onun onun haritası da geliyor. Evet, Hah. o da geldi. Şimdi İran, ha çok güzel. Bu 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 da bir Şimdi ben üçüncü rotayı bizi ilgilendiren, Zengezur'u ilgilendiren rotayı söylüyorum şimdi size. İran'ın karın, karın ağrısını söylüyorum. İran da diyor ki kardeşim diyor ben bu Zengezur koridorunun inisiyatifini kaybedersem diyor. Benim diyor bir kere Ermenistan'la, Gürcistan'la, Karadeniz'le, Rusya'yla yani Avrupa'yla olan bağım kopar diyor. Bu Türklerin eline geçer diyor bu inisiyatif diyor. Bu inisiyatifin ele geçmemesi gerekiyor diyor. Bununla ilgili desteği kim veriyor? Aynı eksende kim söylüyor? Hindistan söylüyor. Hindistan buradan Basra Körfezi'nden İran'a Afhaz Arapları yani İran yani şey e, Saddam'la İran arasındaki savaşın çıkması ve bu alandan buraya Güney Güney Azerbaycanı kullanarak Zengezur koridoru üzerinden Ermenistan'a Ermenistan'dan Gürcistan'a Karadeniz'e ve Avrupa'ya. Bu da kuzey-güney koridoru. İran'ın kuzey-güney koridoru. O yüzden İran için bu koridor çok önemli. Bu koridorla ilgili inisiyatifini ...ne kuzey güneyde... ...ne de doğu batıda kaybetmek evet. istemiyor İran. Şimdi mesele bu. Bir diğer tarafı da biraz önce Melik çok güzel söyledi. Sancısı var İran'ın. Sancısı bizim yüzümüzden mi? Hayır ben Azerbaycan'ın... ...Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın... ...Ermenistan'ın veya İran'ın... ...bizim toprağımız olsa bile... ...tarihte onların... ...ünter yapıları ilgili, egemenlikleri ilgili... ...bir iddiası, bir ihtirası... ...bir hesabı yok. Ama bir şey oldu... Ne oldu? O da işte karın ağrısı derken onu hı hı. kastediyorum. 44 günlük muharebede İran'ın Ermenistan'a nasıl destek verdiği ortaya çıktı. Bir diğer tarafıyla biraz önce şurada Kent Horadiz üzerinden Ermenistan'ın Hazar'a ulaşma gayreti Ermenistan'a ait olan bir proje değildi. Sadece. Peki. Çünkü ne oluyordu? Aynı Zengezor Koridoru gibi Ermenistan'la Bakın biz ne şimdi bu önemli. Şimdi buradaki parçalanma ne yaptı? Bu alanda kopuşa sebebiyet verdi. Türkiye ile Türk dünyası arasında. Şimdi Şimal Azerbaycan'la Cenup Azerbaycan arasında hala Aras üzerinden bağlantı var. Yani ruhta kopuş yok. Şimdi ruhta kopuşu sağlanması için neye ihtiyaç var? Karasal kopuşa ihtiyaç var. İşte Ermenistan 44 günlük muharebede öncesinde bunu amaçlamıştı. Cebrail de stratejik yığınağını bunun için kullanmaya kalktı. Ama kahraman Azerbaycan Cebrail'in batısındaki evet. o yığınağı gördü. Bir hafta bakın abartmıyorum. Bir hafta sadece oraya çalıştılar sihalarla. Ve oradaki stratejik yığınağı, ama yine de stratejik e, karşı taarruz yaptı. Maksat neydi? Hazar'a ermekti. Eremedi Allah'a çok şükür başarı. Şimdi bitiriyorum. Bitiriyorum. Bu noktada söylenmesi gereken en önemli şey şu bizim İran üzerinde. Sayın Erdoğan dün bunu ispatladı aslında. Gel dedi, senle de beraber çalışalım. Bizim senin toprağında, Şimal Azerbaycan'da gözümüz yok. Azerbaycan'ın gözü yok. Şimdi ama onun karın ağrısı var. O karın ağrısı sebebi de ne? 44 günlük muharebede yaptıkları. Kimden dolayı? Burada yaşayan İran'da yaşayan insanlardan dolayı. Dediler ki insanlar Ermenistan nahak. Azerbaycan haklı. Kendi toprağını sanıyor. Sen, vicdanı olan insanlar. Sen çıktın, nahak Ermenistan'a destek veriyorsun. Bu bir. Bakın hiçbir iltisaktan bahsetmiyorum. Hı hı. Sonra iltisaklar devreye girmeye başlıyor. <laughs> Azerbaycan'da yaşayan Şiiler. Yahudiler bu adam Ortodoks sarıstiyan. Bu adam evet layık Azerbaycan. Ama temelde büyük bir çoğunluğu Şii. Sen bunlara destek vermiyorsun. Aynı mezheptensin. Gidiyorsun bunlara destek veriyorsun. Bu nasıl Periz, bu nasıl lehanatursun. Üçüncüsü de tabii Türkler. Bu coğrafyada yaşayan çok Türk var. Sadece Azerbaycan Türkleri değil. Peki. Azerbaycan Türkleri şu alanda. Ama bu alanda da Türkler var. Bu alanda da Türkler var. Şimdi bunların hepsi dediler ki etik hassasiyet. Sen Türkleri Ermenilere vurduruyorsun ve destekliyorsun. Şimdi bu hareketlilik, bu antropolojik hareketlilik, rahatsızlık, demografik rahatsızlık İran'ı çok irkti irkti. Karın ağrısı bana sorarsanız bu. Burada müsaadenizle bitiriyorum. Devam edecektim ama vakit azaldı. <laughs> ee, daha sonra konuşuruz. Yok yok devamı. vakit var. Olmadı öbür bölümde de buna devam ederiz. Sadece Abdullah evet. Bey'e de, Abdullah Çiftçi'ye de buradan aynı konuda en azından bir söz vermiş oluyoruz.